Merhabalar, bugün ketojenik diyete başlamamın 5. günü ve yaklaşık -4 kilo. Ketojenik diyetin ne olduğundan bahsetmek istiyorum biraz. Aslında ben buna diyet demek istemiyorum çünkü bu bir beslenme şekli. Doğru bir şekilde yapıldığı takdirde gerçekten inanılmaz faydaları var. Fakat yanlış yaparsanız tabii ki vücuda zararı da olabilir. Ketojenik diyet aslında düşünüldüğü kadar karmaşık değil. Sadece anlamamız gereken öğünlerimizi düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı seçmemiz gerektiği. Bu diyette amacımız kandaki keton miktarını arttırmak. Çünkü biz karbonhidratı azaltıp şekerli gıda tüketimini kestiğimizde vücut enerji için bu ketonları kullanacak. Ketonlar da yağların metabolizması sonucu ortaya çıkar. Yani siz şeker ve karbonhidrat kısıtlaması yaptığınız takdirde vücudumuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ketonlardan sağlamaya başlayacak. Böylelikle vücutta aktif bir yağ yakımı başlayacak. Fakat ketojenik beslenmeye başladığınız takdirde mutlaka uyulması gereken birkaç kural var. O kurallara uyduğunuz takdirde kandaki keton cisimleri artacaktır ve ketozise girmiş olacaksınız. Onu da anlamanın birkaç yöntemi var. Bu konuları da bir sonraki videolarda paylaşacağım arkadaşlar. Yine sorunuz varsa bu videonun altına yazın. Onları da cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.